Hoş gel bir yanıma, gel. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim. İyi misin? Hı hı. Biraz mutsuzsun galiba. Ha, gel bir yanıma. Gel. Bir üzüntün var gelmişsin, gel. Kedin mi kayıp oldu senin? Ah oh, ben hı hı. kıyamam. Ay, bu, bu dudağını büküyor. Ben sana kıyamam. Kedinin adı ne? Bulut. Bulut. Şimdi Bilgi Onur bana bir e, video göndermiş. E bulutla ilgili ben dedim ki hemen gelsin. Hoş geldiniz siz hoş de. Oldu, hoş Kızınızı görünce biliyorsunuz deyip. böyle. Evet. Çocukları görünce annelerini bir kenara itiveriyoruz. Evet çok <laughs> Anneleri babaları. Ben yeğenlerime de öyle yapıyorum. Çocukları alıyorum bir onlara hoş geldin falan <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> ee, bakın bana nasıl bir mesaj göndermiş? Bulut in aşağıya. Gelin. teyze ne oldu benim kedim? Benim benimle hep kucağımda yatıyordu. Baba Babuşlar şu yaptığına bakar mısın Allah'ım. İnemiyor. İnemiyor. Nereden aldılar annem kedimizi? İstanbul'dan bir kadın aldı mı teyze. Ne olur, vur. Senin kedinin sen nasıl kaybettin kedini bir anlat bakayım. Ben ha. Ben anneannemden geliyordum. He. Babam kapıyı açtı. He. Kaçtı. Tüh. sonra kayboldu Kaç gündür kayıp 5 gündür hı hı. sen onunla beraber mi yatıyordun şimdi Efendim ee, Bilge Nur 7 yaşında birinci sınıf öğrencisi okuma yazma öğrendim biraz He? adını falan yazabiliyor musun ne yazıyorsun Ali falan yazıyor musun hı hı. Ayşe Ayşe ılık sütü iç. O muydu? Emel, Emel ılık süt iç. O en zoru. Emel ılık süt iç. Yani gerçekten Ayşe, Ayşe Ali'ye başlıyorsa. Ayşe koş, Ali topu tut. Tamam hani o ilk şey ama Emel ılık sütü iç çok fena. <laughs> ee, şimdi şöyle bir şey olmuş. Bulut 18 Ekim çarşamba sabahı. Bilge Nur'un okula gideceği sırada Muğla Fethiye'ye bağlı Tuz, Tuzla Mahallesi'ndeki evinden kaçmış. Evden sık sık kaçıp ...bir zincir market... ...Migros'un oraya gidiyormuş... ...arkadaşlar bunu söyleyeceksiniz... ...nereden bulsun insanlar... ...Migros'un oraya gidiyormuş... ...bir hava alıp... ...tekrar geri dönüyormuş... Evet. ...sonra bulut... ...bu kez yine aynı marketin önünde... ...saat 8.55 civarı... ...yine oraya gidiyor... ...aile güvenlik kamerası görüntülerine bakıyor... ...3 tekerlekli bisiklete binen... ...orta yaşlı bir hanımefendi tarafından... ...bisikletin sepetine konulup götürülüyor... ...aslında aile şunu anlatıyor... ...zaman zaman böyle gidermiş evden... ...ama bir havalanıp geri dönermiş... Evet. O gün aslında hanımefendi onu almasa yine geri dönecek tabii diye tabii. siz düşünüyorsunuz. Hatta hani siz anlatın. Ben balkondan bulut diye seslenince Migros aramızda zaten 10 metrelik bir yol var. Koşa koşa gelir. <laughs> yani evi ben geliyorum diye haber verir miyavlar kapıyı açtırır öyle bir kedi. Ama bu kez e, bu üç tekerlekli bisiklete binen hanımefendi de onu anladığım kadarıyla hani terk edilmiş falan olduğunu düşündü. Yoksa onu da çalma gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ev kedisi belli alıp bisikletinin selesine koyup götürünce bizim Bulut da eve geri dönememiş. Evet. Bir tasma görüyorum fotoğraflarında var mı kaybolduğunda da boynunda? E, bu tasma vardı ama defalarca tasma taktım tasmayı hiç sevmiyor bir şekilde onu çıkartıp atıp geliyor. Yani yoktu kaybolduğunda tasması? Yoktu yoktu. Ee, en belirgin özelliği saat yanağında bir yara vardı. Veterinere götürdüm, iyileşti. Tüyleri anca yeni çıkıyordu yarasının sağ Anladım. yanağında. Tam yerini bir daha söyleyelim. Muğla, Fethiye'ye bağlı Tuzla Mahallesi. Tuzla Mahallesi. 22 metrelik yol üzerinde 3M Migros var. Zaten evimle arası 10 metre. Hı hı. Onun önünden tam kapı girişinden e, sağ olsun güvenlikçi arkadaş gösterdi. Ama görüntü vermedi. Çünkü dedi vermemiz yasak dedi. E, onlar da personel de çok seviyordu bulutu. Hatta onlar zaman zaman yiyecek verdiği için evden çok kaçıyordu. O da kaçıyordu, oraya evet. tabii. Anladım orada hanımefendi e, sokakta herhalde kaybolmuş olduğunu düşünüyor. 5 tane kedinin içinden bulutu aldı götürdü kamerada. Ama hayatım bu da alınır E şimdi tasması da yok yani ben evet. hanımefendinin kötü bir niyetle davrandığını düşünmüyorum herhalde evden bunu attılar falan var çünkü atanlarda ya alıyorlar alıyorlar ondan sonra kediye köpeği bakamadık deyip sokağa bırakanlarımız da var mı var yani Hiç ben de söylüyorum. Tak tasmayı yarım saat sonra yok ediyor ya evin aslında. içinde çıkartınca buluyorum ama gittiği zaman dışarıda bırakıp geliyor. Bakalım inşallah bizi izliyordur. izliyordu. Sen bulutu alan teyzeye buradan seslen bana seslendiğin gibi şu kameraya. Teyzeciğim sen benim kedimi geri gönder de. Seslen be. Teyze. Teyze, Teyze benim kameram kedimi gönder. <gülüyor> <gülüyor> Teyze inşallah bizi izliyorsunuzdur. Şimdi güvenlik kamerası görüntüsünde almazsa alırız ama gerek de yok. Ben dediğim gibi kötü bir niyetle aldığını düşünmüyorum. Bu böyle Ankara kedisi falan gibi bir kedi mi? Ben çok cinslerini bilmiyorum ama. Şimdi bu kedi Van'dan geldi ama ha, e, Van, Van kedisi, kedisi değil. Ankara kedisiyle e, Van kedisinin melezi. iki gözü de mavi. Hı hı. Yani e, her iki taraftan da almış melez evet. bir şey. Çok da güzel bir kedi. Çok güzel. E, bakalım inşallah alan izleyicimiz onu eminim bakmak için aldı. Ama burada sahibi var teyzesi. Özledin mi çok Bulut'u? Nerelerden kalktın geldin, değil mi onun için? Kafetiyeden geldim. O kadar üzülecek bir şey yok. Buluruz şimdi onu tamam mı? Senin biraz yüzün büs... Bak bakayım bana. Utandın mı? Ne oldu? Sıkıldın mı? Hı? Üzgün müsün? Kedine kavuşunca ne hissedeceksin? Mutlu. <laughs> Hadi bakalım inşallah kedine kavuşuruz. Şimdi ben seni annenle uğurlayayım stüdyonun dışına. İnşallah kedimizi de alan hanımefendi çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim biraz ederim haber ben. bekleyelim. Biraz Bilge Nur'u dışarı alalım konularımız tamam, çünkü onun olalım. için teşekkür biraz fazla ederim. ağır. İyi biz teşekkür ederiz. İnşallah kedimizi gören hanımefendi alan Hı. hanımefendi sahip çıkmıştır bizi arar biz de kavuştururuz ailesine. İşte tasmasız çok zor ya valla. Bak lokum gör bak kardeş çıkmış ne olmuş. Hep ona da anlatıyorum geçen gün de bir filmde vardı köpeği kaçırdılar sonra kızağa koştular. Bak dedim lokuma görüyorsun. Evde ona ne güzel bakıyorlar Sokakta böyle gördüğünüzde de e, ben mesela kendi kendime diyorum ki ya niye terk etmişler? Belli ki ev kedisi e, neden terk edilmiş diye düşünüyorsunuz. Hani hiç aklınıza gelmiyor ki. ...o beş dakika sonra evine dönecek... ...hanımefendinin kötü evet. bir niyetle aldığını düşünmüyorum ben zaten... De düşünmüyorum ...dediğim hiç. gibi o yani evde beslenecek bir Terk kedi... ...terk edildiğini düşündü o... ...o öyle düşündü bir iş aldı... Diye ...çünkü tatil ordu. yörelerinde ben görmedim ama... ...tatil yörelerinden mesela Bodrum'dan... ...Fethiye'den çok sayıda arkadaşım... ...Müge ne olur bunu dile getir diyorlar... ...alıyorlar alıyorlar, alıyorlar cins köpekleri kedileri sonra... ...tatilden dönerken İstanbul'a götüremeyiz deyip salıyorlar... ...diyorlar ama onların da bir alışıyor... ...onlar mamatasından yemeye alışmışlar... <laughs> ...sokakta nereden bulsun bunlar yemek... Şimdi bir vahşi ortamda yani doğal ortamda vahşi de doğal ortamda doğan kedi var o annesiyle alışkın bir yerden evet. çöpten falan Hem burada yemek bunlar bulamıyorlar hem karşıdan karşıya geçerken Allah korusun bir arabanın altında kalıp ezilip canlarından da oluyorlar yani Ama bu olayda bütün tehlikeleri açık bu olayda sırf bakmak o kediye yardımcı olmak düşüncesiyle Olmasın. aldığını tahmin ediyorum Budur şimdi onu konusu Anne komşusu söyledim. falan kedi İnşallah aldı falan İnşallah yayınımız üzerine en kısa zamanda inşallah kızımızı mutlu edelim. Çalacaktır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patron öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden cezaevine gönderildi. <laughs>